Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Bir haftadır vlog çekemedim. Esasında YouTube'a bile giremedim doğru düzgün. Evin içinde bazı işlerim vardı. Ama baktım ki Cuma gelmiş, hemen Hazreti Lut Peygamber'in hayatının 3. bölümünü hemen sizlere iletmek istedim, anlatmak istedim. Bu serimizde 4 part halinde tamamlayacağız. Çünkü Hazreti Lut'u 4 bölüm halinde hayatını öğrenmiş olacağız. Bugün dediğim gibi Cuma, hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Allah kalbinizdekini önünüze çıkarsın. Hayırlı, bereketli cumalar olsun inşallah. Yine ben bu videoyu perşembeden çekiyorum. Ve her perşembe son 3 perşembedir hava durumunu veriyorum sizlere. Bugün de sabahtan karlıydı buraları. Ama şimdi böyle kar dindi. Güneş bulutların arka tarafında gözükmüyor ama bir aydınlık çöktü. Biraz sonra zaten hava kararmaya başlayacak 2 saatte. Şu an böyle grili beyazlı bir hava var dışarıda. Arkadaşlarım Bursa'da. Hemen lafı uzatmadan dakikalar ilerliyor. Hazreti Lut'un hayatını bir hatırlayalım. Ne olmuştu? İlk bölümde Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'le beraber memleketlerine geri dönerken kendisine peygamberlik verilmişti. Ve yolları ayrılmıştı burada. Ve o Sodom halkına, Sodom şehrine girerek peygamberliğini tebliğ etmek istemişti ve önce sığınma istemişti ve o yurda girmişti. İkinci bölümde de onların yaptığı sapkınlıklar, bu ensest ilişkiler, her türlü sapıklıklar içinde bir geceyi fırsat bilip tebliğ etmişti. Tabii ki hiç kimse bu davete icabet etmedi. Üstüne üstlük de halkı bu sapkınların arasında yaşayacaklarını, yaşayamayacaklarını söyleyerekten Hazreti İbrahim'in bir gün ötede olan yurduna gideceklerini söyleyip Sodom şehrinden ayrılmışlardı. Sadece eşi Vaile kalmıştı Hazreti Lut'la beraber. Vaile'nin korkusu da hükümdar Bera'nın ertesi sabah onları da bu yurttan kovacağıydı. Vaile tabii ki istemiyordu gitmeyi. Neden? Çünkü bu sapkın ve eğlenceli hayat Vaile'nin çok çok hoşuna gidiyordu. Fakat korktu, olmuş muydu, olmamış mıydı? Tam da burada kalmıştık. Şimdi buradan devam etmek istiyorum dostlarım. Hazreti Lut peygamberi ve bütün diğer peygamberlerin hayatlarını bir hikaye tadında dinlemek isteyen tüm dostlarımı da buraya davet ediyorum. İnşallah dinleriz, inşallah ibret alırız, inşallah feyiz alırız diyorum. Evet, Hazreti Vaile'nin korktuğu olmuş muydu dostlarım? Hayır, olmadı. Hükümdar Berra, Hazreti Lut'u ve Vaile'yi giden kavminin arkasından kovmadı tabii ki. Çünkü yanında bulunan vezirleri halkın gitmesinin iyi olduğunu hükümdara söyler. Çünkü akşamki eğlencede onların hal ve tavırlarını, ne kadar ciddi olduklarını ve kendileriyle ne kadar tezat bir yaşayış tarzı içinde olduklarını, yakında ayaklanabileceklerini ve bir şekilde hükümdarlığı Berra'dan alacaklarını, iyi oldu gittiler demişti. O da Lut'u da göndereyim hemen demişti aslında arkalarından. Hayır, o Hazreti İbrahim'in yeğeni olduğu için bizimle beraber kalması diğer hükümdarlara karşı her zaman bir garantidir, bir korku dağıdır, o burada kalsın demişlerdi. Hazreti Lut da bunu fırsat bilerek gündüzleri çalışıp tarlasında, akşamüstleri de çıkıp neredeyse geceye kadar, sabahlara kadar tebliğlerde bulunuyordu, herkesi dolaşıyordu. Ama aradan uzun yıllar geçmesine rağmen de hiç kimseyi kendine bağlayamamıştı.
Bir gün bir haber geldi Hazreti İbrahim'den. Hazreti İbrahim kendisini yurduna çağırıyordu. Meraklanmıştı tabii ki Hazreti Lut. Oysa haber müjdeli bir haberdi. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'den yani cariyesinden bir oğlu olmuştu. İsmini İsmail koymuşlardı. Sari'den biliyorsunuz henüz daha bir çocuğu yok. Vaile, Hazreti Lut'un eşi Vaile bu durumu çok çok kıskanmıştı. Çünkü onun şöyle bir hayali vardı. Bir tanesi keşke Lut gibi ümitsiz değil de ümitli bir peygamberin eşi olmaktı. Bu bir hükümdar eşi olmakla aynı değerdi. Çünkü bir sürü adamların oluyordu sana tabi olan. Ve ona bir erkek çocuk vermekti. Ve bir melike hayatı yaşamaktı. Kendisinde çocuğu henüz olmadığı için Hacer'i çok çok kıskandı. Ve bir laf sokuşturdu Hazreti Lut'a. İşte peygamber ailesini Sari'yi kastediyor ve kendini kastediyor aslında birazcık. Çocuğu olmazken cariyelerin çocuğu olması nasıl bir şeydir diye. Doğrusunu Allah bilir. Allah'ın bildiği olur dedi Hazreti Lut. Ben gidiyorum Tevriye'ye. İstiyorsan gel, istiyorsan gelme dedi valideye. Tabii ki gitmek istiyordu valide. O da kendisinin yanına kendisi gibi karaktersiz diyeceğim bir cariyesini alarak Hazreti İbrahim'in yurduna gittiler. Bu kısmı Hazreti İbrahim'i anlatırken de anlatmıştım. Valide'nin yaptığı kötülüğü. Valide birçok kez orada kaldığı sürece de Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'e bir kötülükte bulunmak istedi. Hatta zehirlemeye kalktı. Bir şekilde çocuk daima kurtuldu, kurtarıldı. En sonunda artık dönmelerine yakın bıçakladığı söyleniyor. Daha doğrusu İsmail'i bıçaklarken Hacer'i bıçakladığını, edep yerine yakın bir yerden bıçakladığı ve bıçağını da Sari'nin çadırına, yatağının altına attığı söyleniyor. Tabii Hazreti İbrahim hiçbir şekilde bu olayın böyle olmadığını çok çok iyi biliyor. Sari'yi tanıdığından ötürü Sari'nin hiçbir şekilde böyle bir kötülüğe yol göstermeyeceğini, böyle bir kötülüğü yapamayacağını, onun çok çok ahlaklı, yerde gökte övülen bir kadın olduğundan çok çok emin biliyor. Ve zaten de daha sonraki zamanlarda zaten Vaile'nin cariyesi bu durumu itiraf ediyor. Çünkü araları bozulacak Vaile ile ve o Hazreti İbrahim'in yurduna göç edecek ve itirafta da bulunacak sonunda dostlarım. Vaile'nin planladığı çıkacak ortaya. Her neyse aradan yine yıllar geçiyor. Tabii hep güzel haberler geliyor. Hazreti İbrahim'in Kabe'nin temellerini bulduğunu, Hazreti İsmail'le beraber yükselteceği, ondan önce Hazreti Hacer'le İsmail'i olan gelecek kötülüklerden önlemek için Hicaz tarafındaki Hazreti Hacer'in tanıdıklarının bir kabilesi var orada. Onların yanına doğru götürdüğü ve emanet edildiği. Hepsi bunların haberleri geliyor Hazreti Lut'a. Hazreti Lut çok seviyor amcasını dostlarım. Hazreti İbrahim de Hazreti Lut'u çok çok sevdiği, evlattan ayırmadığı söyledi. Fakat Sodom şehrinde yıllar ilerliyor. Fakat halen daha Hazreti Lut'a tabi olan bir kişi yok. Hazreti Lut bu sefer diğer havza, hani biliyorsunuz 6 kral vardı. Bir tanesi tarafsız kalıyor devamlı, çok fazla bulaşmıyor o birliğin içine. 5 hükümdar hareket ediyorlar. Oradaki işte Sodom dışındaki Gomorra gibi ve diğer şehirleri de gidiyor ve orada da en az 2 yıl kadar bir süre yaşadıktan sonra maalesef ki kimseyi iman ettiremeden dönüyor.
Tabi Cebrail Aleyhisselam gidip gidiyormuş bu zaman zarfında ve hala bu ümmetlerden diyeceğim, kavimlerden bir ümit kesip kesmediğini soruyor. Artık kesmesi gerektiğini soruyor ama Hazreti Lut hiçbir zaman ümidini kaybetmiyor. Sonra bir haber geliyor dostlarım. Bu 5 havza hükümdarının dışındaki başka hükümdarlar da var tabi. Affedersiniz. Bunlar birleşmişler bu hükümdarlara karşı ve büyük bir savaş hazırlığı içinde girmişler. Tabi havza hükümdarları çok korkuyor bu durumdan. Çünkü bu kadar zevk-i sefa içinde hiçbir erkeğin neredeyse eli kılıç tutmuyor. Zaten bunu fırsat biliyor o diğer hükümdarlar da. En son olarak Sodom hükümdarının aklına Lut'u öne atmak sürüyor. Çünkü Hazreti İbrahim ordularının devamlı zaferi olmuş. Ve onun yeğeni olduğunu söylersek bize bir kötülük yapmaz diye düşünüyorlar. Eşi Vahide zaten kendi kendine bazı önlemler almış dostlarım. En yakın mağaraya sığınacak gibi önlemler. Bu arada Vahide'nin ve Hazreti Lut'un iki kızı oluyor. Vahide ilk zamanlarda çok hevesleniyor. Hemen haberler gönderiyor işte Hacer'e. Benim de oğlum oluyor. Ben de bir melike hayatı yaşayacağım. Ben de bir kraliçe gibi yaşayacağım. Kız oluyor ilk çocuğu. Kız olmasına rağmen kızdan da hükümdar olup deyip kendini bozmamaya çalışıyor, üzmemeye çalışıyor. En yakın zamanda bir kez daha hamile kalıyor. Bu onun erkek olacağından çok ümitlenirken o da kız oluyor. Kızlarını da alarak savaş zamanı patlak verdiğinde hemen mağaralara sığınıyorlar. Büyük ve kanlı bir savaş olmuş. Hatta Hazreti Lut herhalde kavminin sonunda bu şekilde helak olacağını, bu şekilde cezalandırıldığını düşünmüş. Hükümdar Berra aynı düşündüğü gibi bir gün Lut'u çağırıyor ve diğer hükümdarlara Lut'u göstererek onun Hazreti İbrahim'in yeğeni olduğunu ve kendileriyle barışık olduğunu, eğer kendilerine saldırırlarsa, ona da bir şey olursa Hazreti İbrahim'in ordularıyla saldıracağından korkutmak istiyor diğer hükümdarları. Ama hükümdarlar korkmuyorlar. Aksine bu hareketi çok korkakça buluyorlar. Hazreti Lut'a dokunmamak şartıyla savaşı başlatıyorlar. Dediğim gibi gerçekten çok çok kanlı bir savaş oluyor. Bu arada mağaralara da giriliyor. Ve sonunda Vahide de bulunuyor o mağaralarda kızlarıyla beraber. Vahide de haykırıyor. Hani ben Hazreti İbrahim'in yeğeninin eşiyim dendiğinde esir alıyorlar. Öldürmüyorlar, esir alıyorlar. Tabi Hazreti İbrahim'in kulağına geldiğinde bu durum, Hazreti İbrahim artık ordularıyla savaşa katılıyor ve bu hükümdarları yeniyor. Bu havza hükümdarlarının da 5 hükümdarı da yurtlarına gönderiyor. Tabi ganimetten pay verecek hiçbir şey istemiyor dostlarım ganimetten. Sadece kendisine destek veren komutanlara ganimetin verilmesini istiyor. Çünkü diyor ki gün olur her şey unutulur ve siz biz İbrahim'e para verdik dersiniz. Bu yapılan iyilikleri unutursunuz. Ben bir şey istemiyorum. Benim komutanlarımı verin diyor dostlarım. Ve yılları yine kovalıyor. Ve yine hiç iman eden yok Lut'a. Herkes her şey unutuluyor dediği gibi. Hazreti İbrahim'in de bu kadar yardım ettiği unutuluyor. Demek ki insanoğlu ne kadar nankör dostlarım. Kur'an'da da aynı şey bu şekilde yazılıyor. Yani 10 tane iyilik haricinde hani bir kötülük yaptığınız zaman nasıl sadece o kötülük hatırlanır. Hani psikolojide de korkular ve nefretler büyük harfle yazılır derler. İyilikler de maalesef unutuluyor yapılan iyilikler. Böylelikle
Tabii Hazreti Lut çok umutsuzluğa düşünüyor. Hazreti İbrahim'in bu durumda çok telkinleri var güzelce ona, çünkü kendisini hatırlamasını. Kendisine de uzun 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 yıllar hiç kimsenin iman etmediğini, hatta sadece ilk edinde Hazreti Lut olduğunu kendisine hatırlatıyor. Böylece çalışmalarına devam etmesini, Allah'ın emrini tebliğ etmesini, hiçbir şeyin onun yıldırmamasını söylüyor. Çok şükür ve Hazreti Lut'a kızlarını çok iyi yetiştirmesini istiyor. Bu aileye benzememesini. Çok şükür ki Hazreti Lut'un kızları birer nur çiçeği gibi büyüyorlar. Babasının bütün tebliğlerine uyuyorlar diyelim. Bu arada o kadar çok şeyler var ki, sapıklıklar, hani cinse biliyorsunuz, erkek erkeğe de var. Birbirine gençler zaten sevemiyor, kaçırılıyor dostlarım. Yani erkekler, daha doğrusu revaçta erkekler erkekleri kaçırıyor, kadınları esir ediyor. Kadınları sadece övmek için kullanılıyor ama zevk sefa için erkekler kullanılıyor. Yani iki gencin birbirini sevmesine de izin vermiyorlar. Ve şimdi duyduğum, söyleyeceğim şey çok şaşıracaksınız. Vale kendi kızlarının da kaçırılmasını istiyor. Çünkü onların hayatının, evde ibadetle geçirdikleri hayatının mahvolduğunu söylüyor. Hatta 16 yaşındaki kızlarına artık kucuyorlar yavaş yavaş, hayatını yaşayamadan gibi tabirleri var. Ama Allah'ın izniyle böyle bir şey olmuyor. Bir şekilde kaçırılmıyorlar ve bir şekilde babalarının yanında o güzel, tatlı, imanlı hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Fakat azgınlıklarda almış başını gidiyor tabii dostlarım. Artık Lut'u kimse sallamıyor diyeceğim, tabiri caizse. O vaziyette hiç itibarı yok. Görüldüğü yerde taşlanıyor. Artık Hazreti İbrahim'den de çok fazla korkmuyorlar. Çünkü 120 yaşında artık bir ihtiyar olarak görüyorlar onları. Ve azgınlıklarını her geçen gün daha da arttırıyorlar. Artık ne oluyor? Bundan sonra durum buraya geldi. Bu da inşallah bir sonraki haftamızın konusu olsun. Buraya kadar dinlediyseniz inşallah dinlemişsinizdir. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.